Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle hiç hamur açma derdi olmadan çok pratik bir baklava yapacağız. Şerbetini de sütten yapacağız. Eğer hazırsanız ilk başta şerbeti yapmaya başlayalım. 1 su bardağı toz şekerimizin üzerine 2 su bardağı sütümüzü ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Elimizde 12 adet baklavalık yufkamız var. Baklavalık yufkamızı tepsimizin boyutuna göre kestik böyle e, enine. Eğer tepsinizin boyutu daha büyükse daha fazla baklavalık yufka kullanabilirsiniz. Ve boyutunu da tepsinizin boyutuna göre kesin lütfen. Şimdi baklavalık yufkalarımızı bu şekilde erittiğimiz sade yağla yağlıyoruz. Eğer sade yağ yoksa tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde elimizde kaymağımız var. Kaymağımızı 1,5 bardağı sütle... 3 yemek kaşığı irmiğimizi e, kaynattıktan sonra elde ediyoruz. Ve gene gördüğünüz gibi yaklaşık 250 gram kadar da cevizimiz var. Dövülmüş cevizimiz var. Şimdi böyle gördüğünüz gibi yağımızı sürdükten sonra ilk olarak e, kaymağımızı yerleştirmekle başlıyoruz. Kaymaktan sonra da bu şekilde dövülmüş cevizlerimizden bolca ilave edip Katlama işlemine geçiyoruz katlama işlemi çok sıkı da olmasın ama gevşek de olmasın arkadaşlar. Böyle ikişer ikişer şekilde katlayacağız her seferinde. Bizim tepsimize toplam 6 adet Bu şekilde rulo girecek yan yana. E, o yüzden 12 adet baklavalık yufka kullanıyoruz. Şimdi gene yağımızı güzelce her yerine sürdükten sonra Yine ilk kaymak sonra ceviz olacak şekilde yerleştirme işlemimizi gerçekleştirip tekrar katlayacağız. Bu çok kolay bir baklava tarifi. Hamur açma derdiniz yok. Kaymağınızı da evinizde kendiniz irmik ve sütle hazırlıyorsunuz. Gerçekten hem malzemeleri bulunacak bir şekilde kolay hem de hiç hamur açmıyorsunuz. Çok da lezzetli oluyor çünkü şerbeti de sütten oluyor, hafif oluyor. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde yaptık tamamında aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz Zaten rulomuzun tamamını yaptıktan sonra son kalan yağımızı da gene bir fırça yardımıyla üstlerine güzelce sürelim. Her yerini sürdüğümüze emin olalım. Daha sonra eşit büyüklüklerde 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Kestikten sonra da 200 derecelik fırında yarım saat, 180 derecede yarım saat de 100 derecede pişirelim. Şimdi fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İlk sıcağını atmadan ılık sütümüzle yani ılık şerbetimizle buluşturuyoruz arkadaşlar. Fırından çıkarır çıkarmaz ılık şerbetimizi üzerine dökelim. Şerbetimizin tamamını kontrollü bir şekilde döküp çekmesini bekliyoruz. Şerbeti çektikten sonra üzerine ister antep fıstığıyla ister cevizle süsleyebilirsiniz. Bu lezzetli ve o kadar da pratik tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Eminim tadına bayılacaksınız. Çünkü biz bayıldık. Çok lezzetli oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun.